Herkese merhaba. Başka bir LeetCode sorusuyla tekrar birlikteyiz bugün. Bugünkü sorunun ismi Valid Palindrom. Size verilen string içerisinde string'in palindrom olup olmadığını kontrol edin demiş soruda. Sadece demiş, sadece alfanümerik karakterleri kontrol edin ve büyük harf küçük harf uyumluluğunu göz ardı edin diye belirtmiş burada. Bu problem için öncelikle boş string'in yani empty string'in bir valid palindrom olduğunu belirtmiş. Örneğin birinci örneğe baktığımızda a man, a plan, a canal, Panama şeklinde bir string verilmiş bize. Biz burada içerisinde işte sadece varsa karakter, harf daha doğrusu harfleri ve rakamları ele alacağız. Diğer karakterleri göz ardı edeceğiz ve büyük harf, küçük harf kısmını da göz ardı etmemizi istemiş bize. Böyle bir string geldiğinde arkadaşlar bize true döndürmemizi istemiş. İkinci örneğe baktığımızda race a car şeklinde bir string var. Bu tersten okunduğunda işte şu üç karakterleri aynı olmasına rağmen tersten şurada E ve A eşleşmediği için burada da aslında false değerini döndürmemizi istemiş. Bildiğiniz gibi arkadaşlar palindrom kendisi baştan sona ve sondan başa okunduğunda aynı şekilde olan karakterler bütünü diyebiliriz burada. Ben şöyle bir çözüm yoluna gittim burada arkadaşlar. Örneğin benim elimde A, B, C, D, C, B, A şeklinde bir string olsun. Ben bunun ilk karakterinden başlayıp start şeklinde bir imleç alıp iterasyonla sağa doğru götürme ve son karakterinden başlayıp yani end şeklinde bir değişken tanımlayıp bunun sola doğru azaltarak gitmesini ve her bir karakterin işte burada belirttiği her bir karakterin tam tersi simetriyle ortaya göre simetriyle işte kontrol edilip aynı karakter olup olmadığı, casing'e bakmaksızın aynı karakter olup olmadığını kontrol etmemiz gerekiyor. Hemen şöyle bir o zaman kodlamaya geçelim. Ben öncelikle başlangıç ve bitiş indekslerini tutmak için iki tane değişken tanımlayacağım burada. Var start eşittir 0. Yani sıfırıncı indeksteki karakterden başlayacağım. Var end eşittir s nokta length eksi 1. Yani sonuncu karakterden geriye doğru geleceğim. While start küçüktür end olduğu sürece yani ben burada üst üste gelmediği sürece bu iterasyona devam edeceğim aslında. Öncelikle arkadaşlar hem başlangıçtaki uygulayacağım karakterlerin hem de sondan geri gelirken kontrol ettiğim karakterlerin alfanümerik olup olmadığını kontrol edeceğim. Onu da char neydi? Is letter or digit şeklinde bir metodu vardı char sınıfının. Burada bizim bir harf mi yoksa rakam mı olup olmadığını kontrol ediyordu. S start bu karakteri kontrol edeceğim. Değilse arkadaşlar karakterim bir harf veya rakam değilse o zaman ben burada start'ı bir arttıracağım ve bir sonraki karakterin kontrol edilmesini isteyeceğim. Şurayı kopyalıyorum. Aynısını end içinde yapacağım arkadaşlar. Shift tab'la değiştireyim. End içinde aslında aynısını yapacağım. Fakat end'i bu sefer azaltarak gideceğim. Çünkü geriye doğru geldiğimiz için burada ki buradaki kısımda geriye doğru geldiğimiz için end'i biraz azaltacağım ve bir önceki karakterini artık kontrol etmeye başlayacağım. Peki, bundan sonra arkadaşlar bunları geçerse eğer yani ikisi de iki karakterde o alandaki var olan iki karakterde rakam veya harf ise ben burada bunların kontrol edeceğim. To lower şeklinde casing'i önemli olmadığı için küçük harfe çevirip ikisini de kontrol edeceğim. S start eşit değildir.
Char Tolover S. Şurada fazla bir karakter yazmışım. Eğer bunlar birbirine eşit değilse bunlar içerisinde ben geriye false döndüreceğim. Demek ki benim simetrik olan baştan ve sondan aldığım karakterlerden herhangi bir tanesi birbirinden farklı. O yüzden ben geriye false döndüreceğim burada. Eğer değilse arkadaşlar, aynıysa bu karakterler, ben startımın değerini bir arttıracağım ve entimin değerini bir azaltarak aslında burada while içerisindeki iterasyonu yapmasına devam edeceğim. Peki ben burada hiçbir şeyi döndürmedim. Yani hiçbir birbirinden farklı olan karakter bulmadım while içerisinde. O zaman bulmadıysam arkadaşlar bu string'in benim için bir palindrom string'tir. Ben bu while'ın dışında geriye return true diyerek aslında bu string'in bir palindrom olduğunu belirtiyorum. Peki hemen bir run edelim kodumuzu. Evet, burada simple test case'i başarılı geçti. Ben artık kodumu submit edebilirim burada. Evet, kodum başarılı şekilde submit oldu. Runtime'i 112 milisaniye ve C# submission'larının %32'sinden daha hızlı. Gayet geçerli ve uygun bir süre diyebiliriz bunun için. Dediğim gibi arkadaşlar normalde C# içerisinde hani daha kolaylık olması açısından bazen işte linkten faydalanır palindrom string'ler bulunabilmesi için. İşte reverse edersiniz bütün karakterlerini. Daha sonra da bunu bir char array'e çevirip string sınıfının bir constructor'ına parametre olarak vererek tam tersini olursunuz string'in kendisi ve tam tersi birbirine eşitse de geriye true şeklinde bir bilgi dönersiniz. Bu string'in palindrom olduğunu belirtir size. Bu sorunlu arkadaşlar benim anlatacağım kısmı bu kadar. Bir sonraki LeetCode sorusunda görüşmek üzere. Hoşça kalın.